diplomatın en çok kaçınması gereken şeydir. Dahili sirkülasyonda bile. Çünkü diplomatlar Metternich'in tabiriyle hiçbir şeye hayır demezler. Belki derler. Belki denecek şeye de evet derler. İyi bir diplomat hiçbir şeye evet demezler. Yani bu çok önemlidir yani. Gerçek anlamda evet ve gerçek anlamda hayır demezler. Bu çok önemli. Böyle devamlı bir uslup maskaralığıyla işi götürürler. Kolay betimleme, kolay bir dil, ucuz tarif, jargon kullanma diplomasinin diline gitmez. Bunu yapmadığı takdirde düşünce ve müzakere tekniklerinde de çuvallamaya başlarlar. Bizim hariciyemizin ta şeyden beri, Karlofça'dan beri göze çarpan en büyük özelliği usluptur. Yani müzakere ustalığıdır. Ben size örnekler verebilirim. Artık geçmiş bir zaman olduğu için üzerinde durmamda şey yoktur. Mesela kitabımda da yazdım çünkü. Bu kültürel bir toplantıydı. Samarkand toplantısı, Orta Asya Enstitüsü kuruluyor. Üye ülkelerin coğrafi konumunun belirlenmesi lazım. Hangisi hakiki, hangisi mücavir. Asıl ve mücavir. Pakistan sefiri bazı şeyleri önermek istemiyor. Hintli şey mani olur diye. Bizimki öyle bir götürdü ki işi bizim oradaki büyükelçi. Hintli söyledi Pakin'in söyleyeceği şeyi. Yani mesela bunu Polat'tan gördüm ben. Nerede bu? Samarkand toplantısında bundan 15 sene evvel, 20 hatta. Ama asıl diplomatik şey kendi yaptığı biliyorsun. Hangisi? İran'da yaptığın. Besmele çekmen. Tabii ne oldu? Anlatsana onu. Besmele. Diplomatlığa sevgili seyirciler tam örnektir. Yok o kadar değil. Yani Bismillahirrahmanirrahim dememek için çünkü bizimkiler kızıyor. Ben de Farsçasını söyledim. Farsçasını söyleyince o da kızmadı, o da anlamadı. Bu kadar basit ne yapayım ben? Ben çünkü orada başkan yardımcısı olarak o günkü şeyde oturumu yönetecektim UNESCO toplantısında. Böyle şeylerle itişmenin bence manası yok. Çünkü diplomaside takıntı olmaz. Yani bunu diplomat olduğum için değil ama tarihini biraz bildiğim, uslubunu bildiğim için takıntı olmaz. Ve bazı hallerde sloganlar canınız isterse kırıcı ve yıkıcı olabilir. Canınız isterse. Ama böyle bir hedefiniz yoksa orada kullanmamanız gerekir. İstinkaf, müstenkif kalmanız gerekir. Bunlar sana ne dediler? İranlılar besmele çek dediler. Hayır demedi ama belli ki kızıyor. Bizimkiler çekme mi dedi? Bizimki de bir şey demedi ama o da çekene vavavav diyor falan. Şimdi ben ne yapacağım yani? Ne dedin? Böyle bir şey yaptım işte bu kadar basit yani bunu söyledim. Ne dedin? Ha? Kürsüde ne dedin? Benam-ı hudavendi bahşendeyi mehriban. Tercümedir, tam tercümedir. Ve Farsça iyi çeviri. Öteki kızmadı, bizimki anlamadı diyor. Anlamadı. Bu kadar basit işte. Çok iyi bir şey bu. Yani bunlar günlük dildir, şeydir, usluptur. Usluplara dikkat etmediğiniz takdirde kendinizi ele verirsiniz. Çok açık bir şeydir bu. Kendinizi ele verirsiniz. Ele vermeyeceksiniz. Bu çok açık bir şey. Peki hocam, bu hep denir ya. Osmanlı diplomasiden hiç anlamazdı. Savaşta kazanır, masada kaybederdi. Hiç alakası yok. Onu herkes söyler kendi için. Mesela Almanlar söyler kendi kendileri diplomatları için, için. Doğrudur ama Almanya'nın tarihteki dengesiz istekleri, dengesiz politikalarını da zaten diplomasi yoluyla götürebilmenin imkanı yoktur. Yani mümkün değildir bu. Çünkü adam diyor ki Çek'e mesela çık git oradan diyor. Bırak toprağı bana diyor. Yoksa çok özür dilerim diyor. Senin bir tümenine karşı benim 22 tümen bekliyor diyor. Şimdi adamda kafa böyle olunca Adolf Hitler'de onun diplomatlık bir tarafı kalmış mı artık yani? Bütün bu böyle. Kimdi diplomat? Bismarck. Çünkü Bismarck nerede nasıl iniş yapacağını bilirdi.
Mesela Marshall Adaları yüzünden İspanya ile kavga etti. Hı. Almanya. Marshall Adaları'nı istiyor, İspanya bizim diyor. Şimdi baktı ki iş sarpa saracak, büyüyecek, lüzumsuz gördü bunu. Hı. Yani ta orada Amerika kıyısında böyle bir uzakta ada takımada geri de dönemiyor. Buldu numarayı. Gitti Papa'ya dedi ki tamam dedi bu iş sarpa sardı sen dedi hakem ol dedi Papa'ya. Ben sana dedi tamam uyuyorum hakem tayin ediyor Papa'yı. E Papa'yı hakem tayin ediyorsun ama Papa bir kere Katolik İspanya'yı gücendirmez onu biliyorsun. Ama öbür taraftan da Papa'nın lafıyla herif geri döndü diye en başta o zamanki Almanya'nın 1/3, 1/5 nüfusu Katoliktir onlar da. Sana sempati duyacak hükümet reisini olarak. Ve iş örtülmesi skandalsız işte değil mi? Evet. Ya tam bir diplomat davranışıdır bu. Bir sürü konularda vardır. Uslup meselesi çok önemlidir. Çok şeyi kurtarır. Bunu mesela Sultan Abdülhamit yapardı böyle. Fazla kaçak işlerdi. Bunu kullanırdı. Tanzimatçılar zaten tamamıyla uslupla oynayan adamlar. Hı. Ve politikaları da öyle. Öyle zannedildiği gibi de sefaret paşası falan değiller. Şeyde mesela Yılmaz Öztun'a da çok şey olarak tarif edilir. Bu hakikaten çok güzel vurgulayarak. Önemli bir şey. Mesela Mustafa Reşit Paşa hakikaten argo tabiriyle üç kağıda getirdi. Avrupa'ya. Küçük Napolyon'a. Fransa'ya. Kırım Savaşı'na soktu ya. En lüzumsuz şey yani Fransa için. Fransa için en lüzumsuz şey yani Kırım Savaşı. Ne işin var? Ay ne işin var hakikaten ve tabii müthiş bir zayiat. Fransızlar çok kahramanca da orada. Malakoff'ta falan, Balaklava'da falan çarpıştılar. Büyük zayiat ve delirdi Napolyon. Beni kandırdı diye herifi görmeye tahammülü yok. Hani seni biri seni 2000 lira çarpsa nasıl görmeye tahammülü yok. Onun gibi ve sonunda bunu Paris Kongresi'nde delege olarak istemedi. Bir şey yaptı yani aklınca. Rakibi gitti Mehmet Ali Paşa, Mehmet Emin Ali Paşa. O da yani diplomatlığın üstatlığında ondan aşağı kalmaz. Böyle bir şey bunlar çok önemli.